Bir kadın olarak bu ülkede hiç güvende hissetmiyorum kendimi. Bir gece ansın böyle bir karara çıkmış olması gerçekten beni sarstı. Dün çok fazla kadın arkadaşımız eylem yaptılar. Ana Muhalefet Parti orada mıydı? Ne derecede oradaydı? Nasıl destek verdiler kadınlara orada? Bunu da öğrenmek istiyorum. Cumhurbaşkanı uygun gördüğü her konu hakkında sınır olmaksızın düzenleme yapabilecek mi? Cumhuriyet Halk Partisi bu geri çekilmenin, feshedilmenin kimlere hediye edildiğini biliyor mu? İyi okuyabildi mi bu süreci? Yani neden geriye çekti AKP? Bunu kimlere hediye etti? Kazanım elde ettiğimiz bir meseleyi bir gecede yok saydı. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin en önemli sebebi tarikatların baskısıdır. Herhangi bir partiye üye olunca insanlar terörist ilan edilmekten korkuyorlar. Bu korkularını aşarak sağlıklı bir ortamda bu çalışmalara nasıl katılabiliriz? Ne yapabiliriz bu ülke için? Son yıllarda hatta iktidarın üzerimizde büyük bir baskısı var ama özellikle son bir haftada iktidarın bize yarattığı o baskının ve yaşayamayış hissiyatının tam olarak üzerimde hissediyorum. Zaten 3 aydır da okulumdan dolayı yaşadığım kaygılar var. Biz muhafazakar olan kadınlar olarak da güvende hissetmiyoruz. AKP'li kadınların da güvende hissettiğini düşünmüyorum ben kendi adıma. Somut olarak ne yapacak? Biz vatandaş olarak ne göreceğiz? Hepimiz korkuyoruz. Hepimiz dayak yemekten, biber gazı yemekten insanız yani nihayetinde. Ama yanımızda oy verdiğimiz ve bizi temsil ettiğine inandığımız birkaç kişinin olduğunu, en azından birkaç kişinin olduğunu görmek bizi çok iyi hissettiriyor. Bilmiyorum, bu benim şahsi eleştirim. Bence dün orada olmalıydınız. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Özellikle bu kadar ulaşılabilir olduğunuz için teşekkür ederim.